Paradan herkese merhaba. Bugün sizlere ben eşlik edeceğim ve dop dolu bir akışımız var elbette. Birazdan Özgür Atipoğlu bizlerle olacak, stratejist ve aynı zamanda Mete Yüksel, bankalardaki ralli ve tabii ZK adımı bankalara nasıl yansıyacak? Hepsini soracağım kendisine. Başlayalım önce ön plana çıkardığımız başlıklar gelsin ekrana. Şimdi TÜİK tarafından enflasyon verisi açıklandı ve aylıkta 5 ayın zirvesinde bir enflasyon verisi 6.7'lik artış, yıllıkta da bize 64.86'ya getirdi. Zirveyi gördük mü? Hayır, henüz değil. Mayıs'ta zirve görülmesi bekleniyor. Ama şimdilik manşet enflasyonda yıllıkta 64.86 oldu. OECD'nin açıklamaları var. Türkiye ekonomisinde büyümenin bu yıl %2.9 olması bekleniyor. 2.7'den revize ettiler 2.9'a. Yani bir yükseltme olduğunu hatırlatalım. Biliyorsunuz enflasyonda da yıl sonunda piyasacıların tahminleri enflasyon raporu, son enflasyon raporu sunumunda özellikle açıklanan enflasyon yıl sonu beklentisinin bir miktar daha üzerinde diye hatırlatmış olayım. Jeopolitik gerilimlerin enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturma riski bulunduğunu ifade ediyor raporun detaylarında. Özellikle bölgede çatışmaların genişlemesi veya tırmanması deniz taşımacılığını beklenenden daha kapsamlı şekilde kesintiye uğrayabilir diye özellikle küresel büyüme tahminlerini de hatırlatmışlar. 2025 beklentisi Türkiye için 3.1, Türkiye ekonomisine dair hatırlatmış olalım. Powell'dan gevşeme beklentilerine ihtiyatlı adımlar, mesajlar geldi. Biliyorsunuz Mart'taki faiz indirim beklentisi epeyce bir ötelenmişti. Olasılıkların azaldığını konuşuyorduk. Enflasyonun son bir yılda gerilediğini ifade etti. Son 6 ayda oldukça keskin bir düşüş gösterdiğini söylüyor Powell ama iyi bir ilerleme kaydettiklerini ama işin henüz tamamlanmadığını söylüyor. Yani bardağın boş tarafına mı odaklanıyor diyelim artık, tabiri caizse böyle bir mesaj da gelmiş. Şimdi Euro bölgesinde üretici fiyatları aralıkta geriledi dedik. Bu da aslında pozitif bir haber akışı. Çünkü orada da biliyorsunuz yine %2'lik hedefe getirmeye çalışıyorlar. Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro bölgesinin 2023 yılı Aralık ayı üfe verilerini yayımladı. Buna göre Aralık ayı verisi bir önceki aya kıyasla %0.9, 2022'nin aynı dönemine göre, yani yıllık bazda da %10'luk bir azalıştan bahsediyoruz. Euro bölgesinde de üfe verisi böylelikle düşüşe işaret etti. Orada da deflasyonist sürecin devam ettiğini hatırlatalım. Şimdi hemen dönelim rakamlara bakalım. Çünkü rakamlarda da Borsa İstanbul'da ciddi bir pozitif seyirden bahsediyoruz. Şöyle ekrana da geldi. Bankacılık aslında endeksi taşıyor dedik ama ulaştırma tarafında da ciddi alımlar var. Hacimsel artış görüyorsunuz. Hacimsel olarak da bir artış. 30.55 dolar TL. CDS tarafında da 327. 10 yıllık tahvil faizimiz 27.5 seviyelerinde. Küresel piyasalarda iştah var. Yani alımlar devam ediyor. ABD kapanışları pozitifti ama özellikle vadeli tarafta Dow Jones, S&P ve Nasdaq tarafında satışlar olduğunu hatırlatalım. Dolar endeksi tekrardan 104'ün üzerine geldi. Yani burası tabii çok önemli. 104'ün üzerine geldi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi 4.10'lara yakınsadı. Dolayısıyla piyasada böyle tekrar bir volatilite unsuru konuşuluyor ve Brent petrolün düştüğü, altının düştüğü, belki Bitcoin görece şu anda korunaklı gözükse de genel olarak metaller tarafında ve petrol tarafında da negatif seyri olduğunu da söylemiş olayım. Özgür Atipoğlu'na birazdan döneceğiz ama öncesinde hemen Parubu'ya dönelim. Araştırma ve raporlama birimi yöneticisi Semih Sercan Erkul bizlerle. Hoş geldiniz yayına. Gözde merhaba, hoş çok bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizin tarafta neler oluyor biraz soralım. Özellikle tüm bu piyasa dinamiklerinde biraz coinler tarafında aslında yine görece hani iyimser bir hava diyelim. Neresinden baktığına da bağlı tabii ama nasıl bir haber akışı var elinizde? Tartışmasız bu spot Bitcoin ETF'lerin onayıyla birlikte, daha doğrusu haberini duymaya başladığımızda bile fiyat hareketlerini olumlu tetikleyen sürecin şimdi de nereye evrileceğiyle ilgileniyoruz. Onunla ilgili bir tane haberim var. Başlangıcı onunla yapacağım. Çünkü bu spot Bitcoin ETF'leri arasında bulunan Grayscale'in fonu vardı. Orada yüklü miktarda çıkışlar yaşıyorduk biz geçtiğimiz günlerde. Bu da Bitcoin üzerinde bir baskı yaratıyordu. Geçtiğimiz haftayı kapatırken
Burada güzel bir durum yaşandı. BlackRock'ın Spot Bitcoin fonu hacimde ilk kez Grayscale'i geride bıraktı. Perşembe günü yaşandı bu. Hem BlackRock'ın hem de Fidelity'nin Spot Bitcoin ETF'leri böyle daha geçtiğimiz haftanın başından Grayscale'in günlük işlem hacmine yaklaşmıştı. Bir noktada geçecek gibi de görülüyordu. İlkini yaşadık bunun. Bu hafta yenilerini görebiliriz. Grayscale'in fonu hala ETF'ler arasında çok büyük. Bu fondaki çıkışların azalması veya buradaki çıkışların diğer fonlara geçişi Bitcoin için iyi olacaktır. O tarafı takip etmekte fayda var. Bir başka detaya geçeyim Bitcoin ile ilgili. Ocak ayındaki zincir üstü veriler şimdi birazcık takibimize girmeye başladı. Orada fazlasıyla aktif gördük Ocak ayını. Eylül 2022 zamanı daha Bitcoin böyle 20 bin dolar civarındayken buna yakın en yüksek işlem hacimleri yaşanıyordu. Ocak ayında da fazlasıyla aktif bir ayı geride bıraktık. Ağ üzerindeki aktivitelerin artışında Bitcoin üstünde çalışılan yeni projelerin de rolü oluyor. Ancak yıl boyunca oluşan trendi de göz önüne aldığımızda ETF'lerde onay bekleyen kullanıcıların onay geldikten sonra aktivitelerini de arttırdığını söyleyebiliriz. Blok zincirlerde aktiflik iyidir. O yüzden o da bazen takip sekmelerimiz arasına giriyor. Aktivitelerden bahsedip çünkü buradan bir pas daha atacağım bu konuyla ilgili önemli bir gelişmeye. Çünkü Solana'da zincir üzerinde açılan yeni hesap sayılarında Aralık ayında 10 milyon yeni hesap çıkmıştı, dikkat çekmişti. Ocak ayında da yeni hesaplarda 11,8 milyona ulaşarak bir rekor gelince 2 ay üst üste bu seviyelerde yeni hesap açılışını görünce Solana'da dikkatleri çekti diyebilirim bu aktiflik konusunda. Son dönemde Solana ekosisteminde bulunan projelerin kullanıcılarına ödül dağıtmasıyla buradaki kullanıcı aktivitelerinin de aslında kazanıldığını söylemek yanlış olmaz. Ancak yine de bu seviyede kullanıcı dikkat çekmeye başarmaları önemli ve takibi değer konulardan birisiydi. Gündemde yer vermek istedim Gözde. Çok teşekkür ediyoruz tüm bu aktardığınız detaylar için. Semih Sercan Erkul bizlerleydi. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranlardan bu resim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özgür Atipoğlu bizlerle. Hoş geldiniz yayına. Merhaba Gözlem, iyi Çok yayınlar teşekkür diliyorum. ediyorum. Sağ olun. Şimdi elbette biraz küresel taraftaki beklentileri konuşacağız. Malum yani piyasalar böyle Kasım ayında çok ciddi bir iyimserliğe kapılmıştı. Hatta o zaman da uyarılar yapılıyordu. Yani hani bu tahvil faizlerindeki hızlı geri çekilme ne kadar gerçekçi? Yani bu Mart beklentileri karşılanabilecek mi diye nitekim biraz öyle de olmuş gibi görünüyor. Şimdi önce oradan başlayalım. Belki tarım dışı istihdam verisini ayrı da yorumlamak gerekebilir ama nasıl görüyorsunuz şu andaki görünümü? Aslında son iki toplantıda Powell'ın biraz daha bu faiz hareketine karşı bir açıklamalar yapması gerektiğini bekliyordum ben ama bu toplantı değil bir önceki toplantıda özellikle aslında olan bitenden son derece memnun olduklarına dair bir açıklaması oldu. Çünkü aslında onun memnun olması tabii faizlerin geldiği hızlı şekilde aşağı gelmesi konusu değil. Onun memnun olduğu aslında enflasyonu ekonomiyi bir resesyona sokmadan enflasyonu dizginlemeyi başardıklarını düşündüğü için memnundu. Bunu anlıyorduk konuşmasından. Ancak şimdi tabii zaman azaldı. Herkes bütün piyasa Mart ayı için önemli bir işte faiz indirimi fiyatlıyorlardı. Fakat zaman azaldıkça artık veri seti de buna imkan verdikçe Powell hem toplantıda hem de pazar günü bir televizyona verdiği röportajda Mart ayının olamayacağını artık kelimelerle ifade etti. Tabii burada şöyle bir durum da oldu. Tarım dışı istihdam verisi çok güzel bir ortam hazırladı bunun için. Tabii ki bir veri Fed'in faiz politikasını, para politikasını belirlemek için yeterli değil. Bunu baştan beri kendileri de söylüyorlar, biz de söylüyoruz. Her yerde konuşuluyor ama bu geçen hafta gelen tarım dışı istihdam verisi öyle yüksek geldi ki baktığınızda eğer hani neden öyle yüksek geldiğini gerçekten bilmiyorsanız baktığınızda son derece güçlü bir ekonomiye işaret ediyor. Bu da Powell bunu çok iyi kullandı. Powell için iyi bir ortam, atmosfer hazırladı ve faiz artışının Mart ayında olmayacağını açıkladı. Ama dönüp baktığımızda Gözde aslında bu faiz verisi, özür dilerim, istihdam verisi aslında zaten hani iyi incelendiğinde yüksek gelme ihtimali yüksek
bir veriydi. Neden böyleydi? Çünkü tarihsel olarak burada incelediğimizde ben mesela son 7 yıla baktım. Veriden önce incelemiştim bunu. Bir iki arkadaşımla da fikir alışverişi yapmıştım. Son 7 yılın 6'sında beklentinin son derece üzerinde bir istihdam yaratıldığını gördük Ocak ayında. Tarım dışı istihdam verisi bize bunu gösterdi. Burada belirgin bir dönemsellik var. Muhtemelen işte bir önceki ayda tatil dönemine girildiği için ve işte o sırada hem Şükran Günü hem Yeni Yıl vesaire gibi burada hizmet sektöründe özellikle personel sağlamak amacıyla yapılan geçici alımlar muhtemelen tarım dışı istihdamı yukarı doğru sıçratmış olabilir diye düşünüyorum. Bundan sonrasındaki gelecek veriler biraz daha gerçekçi olur. Nitekim işsizlik maaşına başvuranlara baktığımızda hem devam eden hem de yeni başvuranların sayısı son yılların en yükseğine gelmiş vaziyette. Yani aslında istihdam piyasası da soğuyor. Dolayısıyla dediğim gibi Powell bunu çok iyi kullandı, öteledi. Muhtemelen Haziran ayında falan faiz artışlarıyla gerçekten yüzleşeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi burada mesela Avrupa'da tabii enflasyon biraz daha arz yönlü falan diyoruz ama burada da özellikle yine saatlik kazançlar anlamında baktığımızda, yine işte PMI verilerine baktığımızda bu minvalde mesela orada nasıl bir yapı var? Yani bu anlamda, çünkü işte konut piyasasına da çok atıfta bulunuluyor biliyorsunuz. Böyle okuyunca nasıl gözüküyor veriler? Avrupa için mi, Amerika için Amerika mi soruyorsun? Amerika için soruyorum tekrardan. Amerika için. Evet, Amerika tarafında, Amerika'da konut piyasası bambaşka bir yere evrilmiş gibi gözüküyor. Hı hı. Çünkü dönüp baktığımızda aslında yüksek faiz ortamı ve Asya'da, Çin'de başlayan işte gayrimenkul şirketlerinin içine düştükleri zorluklar itibariyle baktığımızda bu şirketlerin tahvilleri her yerde var. Herkeste, bütün dünyadaki şirketler aslında portföylerine bu Çin şirketlerinin tahvillerini aldılar. Amerikalı şirketler de aldılar. Dolayısıyla ve muhtemelen de, onu da söyleyeyim, muhtemelen o şirketlerin, Çinli şirketlerin tahvillerini en fazla alanlar arasında da yine Amerikalı gayrimenkul şirketleri vardı. Dolayısıyla orada aslında oldukça ciddi bir dalgalanma bekliyordum ben, hem de yüksek faizin etkisiyle. Ama bu oldukça kısa sürdü ve özellikle de şu geçen ay faizin aşağı hızlı geldiği süreçte kiralar geri gelmiş olmasına rağmen bu tür şirketlerin, gayrimenkul şirketlerinin çok iyi performans gösterdiğini görüyorum borsalarda. O anlamda borsanın hala, ekonominin hala iyi seyrettiğini, sıcak seyrettiğini ama soğumaya başladığını söyleyebiliriz. Fakat gerçekten de hani ben de bir Fed komitesi üyesi olsaydım faiz indirimi için şu anda çok erken olduğunu düşünürdüm. Gerçek anlamda ekonomide bir soğuma, bir yavaşlama olmaya başlamasıyla bunu yapmak daha doğru olur diye düşünürdüm. Peki dolar mı euro mu? Yani hangisi daha iyimser olacak bu tabloda? Biraz ECB'de konuşalım. Yani euro dolar anlamında nasıl bir stratejiniz var önümüzdeki dönemde? Dolar da şimdi mesela bu güçlü temasını kısa vadede sürdürebilecek mi? Evet, burada aslında beklentim, benim başından beri beklentim, daha önce yaptığımız yayınlarda da bahsetmiştim, dolar endeksinin en azından 104-104.5'lu seviyelere kadar gelebileceği yönündeydi. Çünkü teknik olarak oralar da önemli bir hani baskı bölgesi, arz bölgesi gözüküyor. Fakat tabii temel faktörler daha etkin ve daha güçlü sonuçta. Ve şu anki duruma göre baktığımızda, çünkü artık Fed hani önümüzdeki 5 ay boyunca, 4 ay boyunca aslında faizi indirmeme tarafında olduğunu bize gösterdi açıkça. Ama Avrupa Merkez Bankası tarafında pek öyle görünmüyor. Yani Christine Lagarde'ın yaptığı açıklamalara ve tonuna bakarsanız bundan 3 ay önce
Powell'ın olduğu gibi. Yani ser verip sır vermeme tarafında. Çünkü büyük ihtimalle kendileri de bunu çok iyi göremiyorlar, öngöremiyorlardı. Bu anlamda biraz daha şimdi Amerika tarafının şeyi belli oldu. Oyun planı masaya döküldü, kartları döküldü. Bir süre daha faizler, en azından 4-5 ay boyunca faizler yüksek kalacak. Şimdi hatırlarsan geçen haftalarda, 2 haftadır falan şey konuşuluyor. Avrupa Merkez Bankası acaba Fed'den önce mi faiz indirecek yoksa yine aynı oyun devam mı edecek? Hatta bu konuyla ilgili benim de Dünya Gazetesi'ndeki köşemde değinmiştim, ben de bir yazım var. Benim beklentim şöyle olacak. Evet, burada Avrupa'da işler biraz daha sıkışık olduğu için muhtemelen piyasa bir noktada Avrupa Merkez Bankası daha hızlı faiz indirir veyahut da daha çabuk başlar konusunu fiyatlamaya dönecek. Ama benim öngörüm yine genel durumun değişmeyeceği ve önce Fed faiz indirdikten sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlayacağı yönünde olur. Bu da bir süre daha dolar pozitif ortamın döviz piyasalarını kontrol etmesine neden olur. Ancak sonrası için aynı şeyi söyleyemiyorum Gözde. Çünkü gerçekten de Amerika'daki ekonominin güçlü duruşuyla Avrupa'daki kırılganlık gerçekten zıt noktalara kadar varmış vaziyette. Dolayısıyla bir kez faiz indirimi başladığında belki Avrupa Merkez Bankası biraz daha hızlı faiz indirebilir. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa dolardaki güçlülük benim şu anda bahsettiğimden biraz daha uzun sürebilir. O zaman pariteyi işte hani belki 1.02-1.03'lere kadar indiğini görebiliriz ama bunun bir iç uç nokta beklentisi olduğunu söylemem lazım. Ama tabii arz koşullu iyileşmeleri Avrupa'da özellikle görüyoruz. Yani geçtiğimiz seneki gibi hani o gaz krizi özellikle yaşandığı dönemki gibi bir noktada değiliz ama şimdi de mesela bir navlun krizi, belki tam olarak öyle tabir etmiyoruz ama riskler çok canlı. Bu anlamda hani OECD'nin de işte bu risklere atıfta bulunduğu bir ortam var. Bunları nasıl okumak lazım mesela? Şayet oradan bir ekstra risk gelirse ne yaparlar? Evet, doğru bir noktaya temas ettin. Aslında dünyanın başka bir ucunda da böyle bir gelişme var gerçekten. Ancak okuduğum kadarıyla alıcılar şey konusunda çok ısrarlı davranmıyorlar Gözde. Yani o işte Kızıldeniz üzerinden gelecek malları almak konusunda çok ısrarlı davranmıyorlar. Daha çok o tür işte ne var oradan gelen en önemli şey, bir petrol var, akaryakıt var, iki LNG var, üç LPG var. LNG ve LPG'yi özellikle artık başka kaynaklardan almaya çalışıyorlar. Daha çok işte Kuzey Denizi'nden geldiğini okuyorum. Dolayısıyla orada çok fazla bir sekteye uğrayan bir durum yok ama petrol bazlı akaryakıtlarda biraz daha o taraf kullanıldığı için, Kızıldeniz kullanıldığı için, diğer taraflardan tedariki daha az olduğu için belki orada biraz petrol fiyatıyla etkili olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla da hani bu bir ihtimal ama dönüp de piyasaya baktığımızda gerçekten böyle bir şey var mı? Petrol fiyatı bundan dolayı yükseliyor mu desek? Öyle durumda hemen hemen hiç yok. Neredeyse gerçekten hiç yok. Şaşılacak bir şey. Bu normal mi? Yani bunu özellikle sormak istiyorum. Şu anki fiyatlama normal mi? Evet, yani bir yavaşlama var ama hani Avrupa'daki teknik resesyonu, özellikle Almanya'dakini konuşuruz ama hani ABD canlı, işte Çin sürekli piyasayı sübvanse ediyor, Merkez Bankası vesaire. Yani böyle bir dünyada çok büyük bir yavaşlamadan mı bahsediyoruz hani bu fiyatlar burada? Şöyle, yani gerçekten de şu anda piyasaya aslında özellikle Çin'de verilen bir destek var ama diğer tarafta aslında bilançoların küçülmesi söz konusu ve buradaki petrol talebinin, enerji talebinin aslında biz yavaşladığını da görüyoruz. Yani Çin'in büyümesinin işte son senelere göre çok daha küçük, düşük kaldığını görüyoruz. Muhtemelen yine ilerleyen aylarda çeşitli işte kurumlardan küresel büyümenin yine aşağı revize edildiğini göreceğiz. Özellikle Amerika'daki istihdamın yavaşladığı daha böyle net görüldüğü zaman. Dolayısıyla sanki petrol piyasası bütün bunların farkında olduğu için daha fazla yukarı gitmiyor. Diğer yandan baktığımızda OPEC'in hala petrol piyasasını canlı tutmak için yine işte
aynı kotalarla devam ettiği, yani kotayı arttırmadı ama kotalarla devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar desteğe rağmen aslında piyasaların, petrol piyasasının yukarı doğru gitmemesi belirgin bir şekilde burada baskının olduğunu gösteriyor. En azından çok büyük bir şok beklentisi de o anlamda, hani petrol kanadında değil mi? O da beklenmiyor diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Özgür Atipoğlu ve Mete Yüksel'e dönelim hemen. A1 Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Yüksel, hoş geldiniz. Selam, hoş bulduk. Şimdi bankalar böyle güzel bir ralli içerisinde ama tabii piyasa genelinde de iyimserlik var. Ama bugünkü bu temanın özellikle işte bekleniyordu, konuşuluyordu sektörde de ZK'lara faiz istemi, değil mi? Bu gerçekleşmiş oldu. Şimdi bilançolar açısından, bankalar açısından bunun bir farklılık yaratmasını bekler misin seninle en son konuştuğumuzdan bu yana? Şöyle, normal şartlarda bundan bir bankaların nemalanacak olması pozitif. Ama unutmamamız gereken bir mevzu var. Bu da bu olayların herkese bedava dağıtılacak olmaması. Daha önce zorunlu karşılıklara bir ödeme yapılırken, faiz ödemesi yapılırken, işte en son 2022'nin başında falan bırakmıştık galiba. Politika faizinin %80'i kadar bir ödeme yapılıyordu. Ve bu bir şarta bağlı değildi. Şimdi bir dönüşüm şartına bağlı. Hem döviz dönüşümlü KKM'yi en azından bir bölüm olarak rol etme ödevin var bu faize kavuşmak için. Hem de öte yandan işte döviz dönüşümlü KKM'den DTH'a geçişi desteklemeyecek. DTH yerine Türk lirası vadeli mevduata geçişin yapılmasını sağlamak gibi ikinci bir ödevin daha var. Ve bunların sonunda eğer ki sen İşte Türk lirası vadeli mevduata geçiş için gerekli yüzdeyi sağlayabilirsen, ki o yaklaşık %10 civarında vadesi gelenleri dönüştürmen gereken. Diğer taraftan işte döviz dönüşümlü KKM, ki zaten TL dönüşümlü bir KKM neredeyse sistemde kalmadı, tükenmiştir. Sadece ufak tefek miktarlar vardır. Döviz dönüşümlü KKM'nin işte minimum %90'ını çevirmen lazım gibi bir ödevi de kucağında buluyorsun. Yani ya çevireceksin ya da Türk lirasına döndüreceksin diye uzun cümle içinde söyleyebilirim. Yani bunları sağlayabilmek için bir kere ödevini yapıyor olman lazım. Bir banka olarak o ödev nasıl yapılır? Nasıl bir kişiyi döviz dönüşümlü KKM'den DTH'a gitmeyip Türk lirası vadeli mevduatta kalmaya ikna edebiliriz? Bunun bence tek bir yolu vardır. Kaç faizle ikna edersin mesela? Evet, aynen öyle. Yani şöyle, şu anda hali hazırda verilen faizler hani birazcık pazarlıkla 43-44, ilk defa bizim müşterimiz oluyorsan 47 veririz vesaire gibi bir yer açılış noktasıdır. Orada şu var, yani işte %55-60 gibi oranlar döviz dönüşümlü KKM'de zaten önerilen oranlardı. Şimdi onların devamını veya Türk lirası İşte mevduatın rol edilmesiyle ilgili ödevleri gerçekleşmek için konvansiyonel mevduata %50'ler civarında faizler gibi şeyler önerilebilir. Ondan dolayı da şunu söyleyebilirim. Zorunlu karşılıklara dümdüz faiz ödeniyor olsaydı, işte maksimum olabileceğin işte %36 bir faiz var orada. %36'lık faizi al denseydi bankalar, bankaların atılda duran ve bugüne kadar İşte kullanmayıp Merkez Bankası'na faizsiz iade ettikleri tüm Türk lirası ZK üzerinden böyle bir getiri bankaların karına müthiş destek olurdu. Fakat şu anda birazcık toplamı sıfır olan bir oyunun içinde olabiliriz. Çünkü bu verilmiş olan ödevleri yapmak ve bunun karşılığında zorunlu karşılıklara bir faiz hak etmek için bankalar bir kere Türk lirası vadeli mevduat faizlerini arttırmak zorundalar. Nereye kadar? Nette bir pozitif etki elde ettiklerine emin olasıya kadar bir noktaya getirecekler bu faizi. Bu nerede denge bulur söylemek zor, ama ufak ufak yukarıya giden işte beklenti anketi, piyasa katılımcıları anketi 41'den 42'ye gitti mesela. Bir puan arttı 2024 için beklenti. İşte bu 45 gibi bir yerde bir enflasyon olsa, 45 enflasyonun üzerinde 50'ler civarında bir yer büyük ihtimalle stopaj sonrasında reel faiz bırakacak bir yerdir. Enflasyon kadar devalüasyon olsa ben TL'ye döndüğümde bundan daha karlı çıkarım demesi lazım Moody'nin. Herhalde 50'ler civarında bir Türk lirası vadeli mevduat faizini görmemiz muhtemel önümüzdeki dönemde.
Evet, değil mi? Yani KKM tarafında özellikle kafa kafaya neredeyse çıkıyor diye hep yorumlar yapılıyordu. Yani işte kurun hareketi, işte faiz orada hesaplandığı zaman. Dolayısıyla zaten tatlandırıcı kalmadı diyorduk. Zaten TL tarafta çözülmeleri takip ediyorduk. Dediğin gibi ilk etapta orası zaten hızlı bir çözülme gösterdi. Ama işte TL mevduatların toplam mevduat içerisindeki payının azalması meselesi. Yani tekrardan bir hani dövize bir gidiş burada bir adım getirdi. Bekleniyordu zaten ama sen bankalar açısından hani iyimser bir tabloya yol açacak bir adım değildir diyorsun anladığım kadarıyla. Ufak bir pozitiftir bankalar için. Yani nette uzun vadeli olarak bakarsak Türk lirasını ödeyecekleri ekstradan faiz bu zorunlu karşılık karşısında alacakları faizin anlamlı bir bölümünü götürecektir uzun vadede benim düşüncem. Hı hı. Bir de Mete Yüksel, şimdi kredi büyümesini de konuşmak ister misin? Yani burada özellikle bir hani özellikle Ocak'ta hani iyice bir azalış görüyoruz ama halen daha orada bir canlılık var. Tekrardan baktığımız zaman ticari, tabii ki ticari kredilerde özellikle ciddi bir azalış var ama öbür tarafta tüketici kredileri, hatta bireysel kredi kartı büyümesi tarafında %87 diye bir rakam. Yani nasıl görüyorsun buradaki gidişatı? Hem bir yandan ek adımlar geliyor, hem bir yandan hani kendi içerisinde ufak da olsa çelişen bir takım unsurlar hala mevcut. Yani enflasyonu evet, da yani gördük değil mi Ocak ayında neticede? Bireysel kredi kartlarında aktif faiz oranı 3.66 ama bizim enflasyonumuz %6.7 çıktı. Yani orada aslında negatif bir reel faizle bir kaynak sunulması ve bu kaynağın da aslında arkasında bir teminat çalışmayan bir kaynak olması herkes için son derece cazip. Bireysel kredilere baktığımız zaman bundan dolayı da kredi kartı tarafındaki alacaklarda çok hızlı bir artış görüyoruz. Bunun da devamını görmeye devam edebiliriz. Eğer ki burayla ilgili bir takım önlemler alınmazsa, referans faizinin burada arttırılması lazım. 4.07 olarak hesaplıyorum ama şu anda ondan çok daha düşük seviyelerde bir referans faiz kullanılıyor. En azından 100 bips yukarıya itilmesi gerekiyor bu tarafın. Burada bir düzeltme yapılması, artı bunun üzerine aylık kazancın 4 katı olan limitlerin, belki daha önce Alparslan Çakır'ın da bir miktar ipucu verdiği gibi bir takım sınırlamaların gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu ithalata gidecektir. Talebi önden yüklediği için hem enflasyonisttir hem de cari işlemler açığını arttıracak bir durum yaratmakta kredi kartları. Neticede halen daha bugün almadığın için yarın pişman olduğun bir ortamda yok değil diyemiyoruz değil mi? Yani orada işte ücret artışlarının kademeli yansıması muhtemelen de devam edecek önümüzdeki aylarda. Ve insanlar da bir şekilde işte alım gücünü korumaya çalışıyor. Belki yatırım tarafında işte değerlendirmiyorsa şayet parasını. Şimdi bu başkan değişikliği meselesine de değinelim mi? Yani şu anlamda soruyorum. Daha şahin bir başkan söylemine neden olacak? Elimizde hangi done var? Neden böyle yorumlar gelmiş olabilir? Şöyle, yani ben baktığım zaman raporu yazanlar hem JP Morgan hem Morgan Stanley'nin ekonomistleri, biri 8 sene biri de 9 sene TCMB'de çalışmış kişiler. Tahmin ediyorum onların kontakları ve o taraftan akışları bize kıyasla daha iyidir. Değerlendirmelerinin de daha güçlü olduğuna inanıyorum. Eğer ki bu yabancı raporlarda bu şekilde duyuyorsak herhalde arkasında bir temel mekanizmayı işletmişler. Gerekli teyitleri almışlardır diye tahmin ediyorum. Onun dışında ben daha şahinleşilmesi için yani henüz elimizde bir yeteri kadar delil olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten faizlerde değil mi nihai nokta elimizde ama yani metnin içerisinde, son metinde neticede görmüştük. Yani işte gerekirse önümüzdeki dönemde hani bir risk oluşursa diye vurgular yapılmıştı. Şu anda o likitte mesela bolluğu meselesi, senin özellikle piyasa dinamiklerine baktığın zaman parasal aktarım mekanizması tarafında bu işleyişin mesela uzun sürmesini bekler misin? Yani likitte tarafı hala çok bol. Orada depo ihaleleri daha fazla mı yapılacak? Zorunlu karşılık artışları mı yapılacak? Zorunlu karşılık artışı yapılması için de elimizde hani çok da fazla yer kalmadı. Tabii üzerine ekstradan faiz ödeniyor olması
O tarafta birazcık daha belki biz sizi rahatlatıyoruz ama zorunlu karşılıkla da bu ligdeyi geri alacağız gibi bir yaklaşım olursa yine orada toplamı sıfır olan bir oyun olur. Burada da hani yani bir şekilde faiz ödendiğinden dolayı likiditeyi arttırıyor olursun nihayetinde. Orada bence birazcık daha tatlandırıcı sunulmak suretiyle Türk lirası vadeli mevduat faizlerinin daha yukarıya gönderilmesi en iyi çözüm olacaktır. Bu adım, zorunlu karşılık adım ve bankaların bu yöne kanalize ediliyor olması bir şeydir, önemli bir adımdır. Ama büyük ihtimalle yani ben bu 8 Şubat'taki enflasyon raporu toplantısında birazcık daha bu konuyla ilgili daha güçlü sinyaller duyacağımızı tahmin ediyorum. Ben de o toplantıya iştirak etmeye çalışacağım. Orada bir şeyler duyabiliriz. Burada belki enflasyon, yıl sonu enflasyonunda da belki yukarı yönlü bir revizyon değil mi? Büyük piyasada ihtimal. Bunu beklemeye başladı. Evet, Mete Yüksel çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana ve Tufan Deriner'in yorumuyla tamamlayalım. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, Merkez Bankası'na ilişkin olarak oluşan huzursuzluğun ortadan kalkmasının pozitif olduğunu ifade ediyor. Detayları hatırlatıyoruz ve akıllı parayı noktalıyoruz. Hoşçakalın. Bir huzursuzluk zaten oluşmuştu. Dolayısıyla hani bunun sonucunda bence hani yönetilebilmesinin en iyi yöntemi buydu ve en iyi yöntemde ben hep şunu söylüyordum. Eğer bir değişim olduğu takdirde burada tekrar gelecek olan yeni Merkez Bankası Başkanı'nın içeriden birisinin olması durumunda ben açıkçası hani çok olumsuz hiçbir şekilde hiçbir şey görmüyorum. Hatta hani o günkü duruma göre oluşan huzursuzluklar, işte bu konuşulanlar, artık yazılan, çizilenler, yani sonuçta bir şekilde Merkez Bankası hakkında bu tarz şeylerin yazılıyor, çiziliyor olması da esasında çok iyi ve ileriye dönük olarak çok da güven veren noktalar değil. Dolayısıyla hani içeriden birinin gelip aynı programın aynı şekilde devam edilecek olması ve bu soru esasında bu oluşan huzursuzluğun da ortadan kalkması ben açıkçası hani pozitif olarak görüyorum. İçeriden birisinin geliyor olması, hatta bu dönemde işte sıkılaşmanın ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz. Enflasyonun ne kadar Türkiye için şu anda enlenmesinin belki de en kritik konu olduğunu konuşuyoruz. Bütün bunları düşünürsek de yeni Merkez Bankası Başkanı'nın sanki bunlarla mücadele konusunda çok daha aktif olacağını da düşünmek bence çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönem açısından bence bu programın uygulanması, enflasyonun aşağı gelmesi açısından da herhangi bir risk görmüyorum. Dolayısıyla son dönemde gördüğümüz o piyasadaki olumlu havanın bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Önemli olan şey şu, yani hep uzun zamandır konuştuğumuz, sonuçta biz bu programı uygularken bir yandan da yabancıdan bir para gelmesini esasında bekliyoruz. Bu değişim de bu para gelmesi noktasında bence iletişim çok daha kolay olacaktır diyor diye düşünüyorum. Diğer başkan yardımcıları belki birazcık daha önümüzdeki dönemde birazcık daha aktif olduğu bir süreci göreceğiz.